Güzel insanlar, sevgili öğrenciler, büyüklerim, küçüklerim, saygıyla selamlıyorum hepinizi. Yedi uyuyanlar diye bir şey var, duydunuz mu? Nedir? Ashab-ı Kehf derler veya Seven Sleepers diyorlar. Nerededir? Selçuk'ta var. Hepsini sayana bir kitap imzalayacağım. Bir. Selçuk hala bir. Hala Selçuk bir. Mardin'de vardı, çok güzel. İdil'de vardı, şimdi Şırnak'a bağlı, güzel. İki oldu. Dışarıya çıkar hepinizi şikayet ederim. İki. Hala iki. Selçuk bir. İdil iki. Elbistan üç. Başka var mı? Tarsus. Tarsus. Dört. Literatüre geçmiş. Beşincisi Mısır'da. Mısır'da. Beş. Mısır'da. Beş. Altıncısı Güney Kıbrıs Rum yönetimi sınırları içerisinde. Yedincisi, haydi tahmin edin. Güney'ini söyledik. Altıncısı Güney Kıbrıs Rum yönetimi topraklarında. Yedincisi nerede olabilir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Girne yakınlarında. Yedi uyuyanları gene kenara koyalım. Bunlarla ilgili ortak bir payda var mıdır acaba? Ha, hepsinin şu özelliği var diyebileceğiniz bir şey çıkar mı ortaya? Dursun kenarda. Peki, dünyanın yedi harikasını duydunuz mu? Hepsini sayarım diyen var mı? Evet. Bir. İki. Yok, Mısır piramitleri demeyelim. Bir tanesini söyleyelim. Keops diyelim. İki. Efes. Yok şey. Geldi. Çişeliğimiz var. Var mı say? Üç. Dört. Beş. Rodos. Altı. Bir tane kaldı. Bodrum. Bodrum, Halikarnasos, Mozoleum, 7. Dünyanın 7 harikası. Hangi coğrafyadadır? Nerede? Akdeniz'de. 7 uyuyanlar nerededir? Güzel. Şimdi devam edelim. Acaba sizce Akdeniz coğrafi bir tanım mıdır? Öyle midir? Yani İskenderun Körfezi'nden başlayıp Cebeli Tarık'ta biter mi? Biter mi bitmez mi? Evet, hayır. Biter dediniz, sınıfta kaldınız. Devam ediyoruz o zaman. Peki bir soru daha gelsin. Uhrevi dinleri bilirsiniz. Nereden doğduğunu hatırlayan var mı? İslam'ın nerede doğduğunu? Hristiyanlığın nerede doğduğunu? Hangi coğrafyada doğduğunu? Nerede doğduğunu? Evet, nerede? Akdeniz coğrafyası. Harikasınız, vallahi harikasınız. Akdeniz coğrafyasında. Akdeniz coğrafyasında. Hepsi. Peki çok basit bir soru soracağım. Çok basit. Bu gelen arkadaşlar bile bilecek onu. Hristiyanlar hacı olmak için nereye giderler? Alayım. Nereye giderler? Meryem Ana Kilisesi'ne giderler. İşte o dünyanın yedi harikasından birisi Artemis hemen oradadır. Ashab-ı Kehf'in mağaralarından birisi de oradadır. İlginç bir rastlantı değil mi? Bir. Evet, Meryem Ana Kilisesi. Başka? Başka nereye giderler? Başka nereye giderler? Sümela'ya giderler. İki. Başka nereye giderler? Vatikan'a giderler mi mesela? Vatikan'a gezmeye giderler. Hacı olmaya değil. Hacı olmaya değil. Gezmeye giderler. Başka nereye giderler biliyor musunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Apostolos Andrea Manastırı'na giderler. 3. Bir de yine Kuzey Kıbrıs'ta Sen Barnaba Manastırı'na giderler hacı olmak için. Bir şey daha toplayalım bunları. Bu söylediklerimle ilgili ortak bir payda çıkarabilir miyiz? Nerededir bunlar? Akdeniz'de. Harikasınız.
Açıldınız, farkındayım. Kolay bir soru. Dünyanın en derin mağarası nerededir bilir misiniz? Akdeniz'de. Yerini söyleyene bir kitap imzalayacağım. Kitaplar burada kaldı vallahi. Hayati Bey evet. Kimse bilemese de ben alsam diyor. Nerede dünyanın en derin mağarası? The deepest cave of the world. Uf. Dünyanın en derin mağarası. 1800 metreye kadar indiler. Literatüre 1800'ü indi. Sonrası meçhul. Peynirlik Önü Mağarası'dır. Peynirlik Önü Mağarası. Nerede biliyor musunuz bu Peynirlik Önü Mağarası? Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su gönderiyoruz ya Türkiye'den, anavatandan. Asrın projesi denilen, hakikaten de öyle. O suyun tam da çıktığı yer Toroslar'da. Anamur'a 90 kilometre mesafededir. Peynirlik Önü. O 5 metre. Doğru. Evet. Peki dünyanın en geniş mağarası nerededir? The largest. O da bunun kardeşi, kız kardeşi. Hemen yanı başında Çukurpınar Düdeni diye geçer. Bir öncekiyle ilgili şu bilgiyi vereyim. Dünyanın o en derin mağarasında 18 şelale var. Bir tanesi 45 metreden dökülüyor. Derinliği ölçme anlamında size bir ölçüt olsun. 18 şelale. Bunların ortak özelliğini biliyor musunuz? Bunların ortak özelliğini şöyle bağlayalım. Zeus'un evi nerede bilen var mı? Coğrafya dersi gibi oldu ama. Zeus'un evi nerededir? Tanrılar Tanrısı. Nerede? Olimpos'ta. Kaç tane Olimpos vardır? Kaç? 3. Hadi sayalım. Nerede? Olimpos. Tanrılar Tanrısı Zeus'un evi nerededir? Biri Atina'dadır biliyorsunuz. Akropol'de. Akropol'de. Diğeri bizim Kaz Dağları'ndadır. İda diye geçer. Üçüncüsü de Antalya yakınlarındadır. Olimpos'un hemen altında bugün Yunan turizmini ayağa kaldırsın diye uğraştıkları Descartes'in ve Aristo'nun da zehirlendiği söylenen bir odacık var. Aslında mağara. Onlar ne diyor biliyor musunuz? Megare diyor Yunanlar. Akdeniz böyle bir şey. Evrensel bir şey. Yereli evrensele götürür. Sizin Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir'le Halikarnasos'u bir araya getirir. Tarihin babası Herodot'la Platon'u bir araya getirir. Akdeniz bu açıdan uniktir, evrenseldir ve dünyanın başka bir tarafında böyle bir şey de yoktur. Cevat Şakir'in, Azra Erhat'ın ve yeni Anadolucular denilen o akımın ifadesine göre Akdeniz esasında başlı başına bir kıtadır, altıncı kıta. İşte tam o kıtanın orta yerinde de Kıbrıs Adası var. O yüzden gelin derim. Ulvi Hoca burada anlatsın, kapıdan çıksın ve size işte burada diplomat olun derim. Amerikalılar askerlere madalya takıyorlarmış. Ne için takıyorlarsa. Askerin birine gelmiş sıra. Demiş ki satsam demiş bu madalya ne kadar yapar? $10 demiştir. $10 demiştir. $100 mı istersin? Madalyayı mı istersin? Düşünmüş. $90 isterim ama demiş madalyayı da verin. Şimdi neden diplomat olmalıyım? Neden bu evrensel coğrafyanın içerisinde olmalıyım diye sorarsanız iki cevabı var. Bir, benim gibi parası olmayan ama gönlünde Karun hazinelerine sahip birisi gibi olmak istersiniz. İki, hocam o da olsun ama param da olsun dersiniz. İkisi de size bağlı. Neden? Ekonomik anlamda söylüyorum. Devlet cebinize siyasal bilimler fakültesini, siyasal bilgiler fakültesini, kamu yönetimini bitirdiğinizde ve de
sen bir diplomat adayısın dediğinde kırmızı bir pasaport verir. Kırmızı bir pasaport. Uçan halıdır o. Uçan halı. Herman Melville Moby Dick romanında öyle diyor. Uçan bir halıya binersiniz ve sizi pasaportsuz, vizesiz, kontrolsüz dolaştırır diyor. Uçan halı bütün kapıları açar. Prestiji, devleti temsil etmenin gururu, cabası. Cabası. Ben bir ayağı eksik tarafındayım. İşin siyasal bilimler, bilgiler kısmını tamamladım ama diplomasi kısmını tamamlayamadım. Yani diplomat olamadım. Ama bir ayağı eksik olmasına rağmen kutuplar hariç bütün dünyayı dolaştım. Kutuplar hariç. Kutuplar hariç. Sadece siyasal bilgiler okuduğum için ve bu konunun uzmanı olduğum için. Bir kertik daha vardı. Bir kertik daha Dışişleri Bakanlığı'nda olsaydım muhtemelen o buz kıran gemilerle Antarktika'ya da gidiyor olacaktım. Ama benim için işin manevi yönü, tekrar söylüyorum, çok daha önemliydi. Siz nasıl düşünürsünüz bilemem. Ona da saygı duyarım. Ama bu sayede pek çok kapının açıldığını bilirim. Bir saat önce geldim ben. Atatürk Havalimanı'ndan buraya 2 saatte geldik. Büyük şehirde yaşamaktan pek de hoşlanmamışımdır. Beni yorar. Beni yorar. Ama bir ayın içerisinde devlet beni 3 sefer Meksika'ya gönderdi. 3 sefer. Şaka gibi. 3 sefer. Meksika'ya. Vay, rengarenk cümbüş. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz bir renk cümbüşü. Arada bir dönüp kendime de bakayım. Ulvi neredesin? Neredesin? Taksim'e çıkamıyorsun evden. Evet. Şimdi Monterrey'desin. Monterrey, aman Allah'ım. Meksika'nın İstanbul'u. Müthiş. Müthiş. Vallahi Antarktika'ya da gidiyordum. Ramak kalmıştı ama memleketi özleyince geri döndüm. Ciddi söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Bunun sayesinde o diplomatik prestij inanılmaz. Ve devleti temsil etme. Muhtemelen devleti temsil edeceksiniz. Özel sektörde de olsanız. Eğer siyasal bilgiler okursanız. Eğer siyaset bilimi okursanız, eğer kamu yönetimi okursanız, özel sektörde de olsanız devleti temsil edeceksiniz. Ve onun verdiği haz, o Karun hazineleriyle ölçülecek bir şey değil. Bana kızlarım böyle söyler. Ben de onlarla ilgili değerlendirmemi hep öyle yaparım. Saçınızın bir teli mi, Karun hazineleri mi? Sizin saçınızın bir teli. Bu da öyle. Acaba hangisi? Ulvi Hoca, sana Dolmabahçe Sarayı'nı mı verelim yoksa burada böyle muhteşem bir devlet temsili var. Onun gururu inanılmaz. Her işin kendine göre bir gururu vardır şüphesiz. Ama bu başka bir şey. Çünkü kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Yalnız ben 78-79 milyon adına buradayım. On behalf of 78 million Turkish people behind me. Arkamda 78-79 milyon var. Ve ben onları temsil ediyorum. O inanılmaz bir gurur. O anlatılacak bir şey değil. Hiçbir şey için olmasa bile, bunun için bile vallahi okurdum diyeceğim ama hala okuyorum. Hala okuyorum. Hayati Bey, var mıdır soru? Evet, soru aslında evet. Hocam çok güzel özetledi. Şimdi herkes evet. Diplomat olacak. Şimdi kitaplar kaldı ama burada. Evet. Vallahi çok üzüldüm. En kötü hocam bana imzalayacak zaten evet, birini peki. Öyle görünüyor. Okudum biraz. Şimdi değerli Ulvi Hocam gerçekten çok güzel anlattı. Temsiliyet. Diplomat olarak. Burada hocam şimdi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nde ya da Kıbrıs'ta okuyacak öğrenciler muhakkak merak ediyordur. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'ni tercih edip kazandığımda, geldiğimde oradaki hazırlık sınıfı, İngilizce, yurt olanakları kısa kısa bunlara değinebilir misiniz? Yani geldiğinde yurt imkanı nasıldır? Öğrenci buraya kaydolduğunda özellikle işte hazırlık sınıfı var mıdır, İngilizce bütün yıllara yayılmış mıdır? Birinci ağızdan sizden dinleyebilir miyiz? Bir defa ben okumak ve başarılı olmak istiyorum diyen öğrenci için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tek başına inanılmaz ideal. Anne baba için de ideal. Çocuğum nereye gitti, kızım nerede, oğlum nerede? Ben sabah kızımı evde bıraktım. Yalnız başına staja gidecekti. Hiçbir sıkıntım yok. İstanbul'da olsaydı muhtemelen bırakmayacaktım.
Ama Kuzey Kıbrıs'ta bir sıkıntı yok. Kar yağdı, kış yağdı, dolu oldu, sel oldu gibi bir derdiniz yok. Eyvah otobüsü kaçırdım derdiniz yok. Yani zaten ülkenin tamamı sıksanız iki saat bir ucundan diğer ucuna. Dolayısıyla bu söz gelimi diyorum. Ben 50 yıldır bitiremedim Kıbrıs'ı gezmeye, dolaşmaya, öğrenmeye. Dolayısıyla o açıdan bir defa altını çizmek lazım. Eyvah karşı komşu gürültü yaptı, ders çalışamadım. Hayır öyle bir şey yok. Okulla ilgili olarak da bir sıkıntımız yok. Ben Siyasal Bilimler Fakültesi'nin dekanıyım. Hazırlık okulumuz faal olarak çalışıyor. Az önce başlarken söylemiştim. Ben çocuklara örneğin Kıbrıs sorunu veya strateji dersi veriyorum. Çıkıyoruz dışarıya. Açıyorum telefonu veya ikili ilişkiler, iyi kötü beni de seviyorlar sağ olsunlar. Diyorum ki Cumhurbaşkanlığından bir randevu alalım. Çat kapı gidiyoruz. Derste anlattığımı Cumhurbaşkanı'na soruyor benim 15 tane öğrencim. Veya Meclis Başkanı Sibel Hanım'a gidiyoruz. Hadi bakalım Sibel Hanım anlatın ne olmuş. Veya alıp hemen tampon bölgeye götürüyorum. Birleşmiş Milletler misyonunda görevli diplomatlar anlatıyor. Ne oluyor Kıbrıs'ta veya Akdeniz'de ne oluyor diye onlar anlatıyorlar. Veya bu Kıbrıs adasında neden bu kadar? Basit bir soru sorayım mı? Tabii. Sırf kitap vermek için. Evet, olur hocam. Kıbrıs adasında egemen güç temsil eden kaç bayrak vardır? Hepsini sayana iki kitap birden hediye edeceğim. Sayalım mı? Arttıran var mı? Beş dendi. Altı diyen var mı? Altı diyen var mı? Dört dedik. Beş var mı? Ya ülkemi bilmiyorsunuz, Kıbrıs'ı bilmiyorsunuz. Üzdünüz beni. Evet. Sayalım mı? Hadi bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı bir. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsilen Güney Kıbrıs var 2. Birleşmiş Milletler var 3. 3. İngiltere var 4. Türkiye var 5. 6. Hadi bir tane daha sayalım. Avrupa Birliği var 7. Şimdi düşünün 9200 kilometre karelik bir adadan bahsediyoruz ve 7 bayrak var. Bu bile tek başına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siyaset, siyasal bilimler okumak için bir nedendir. Çünkü atölyedir orası. Orası bir workshop. Orası bir workshop. 64'ten bu yana Birleşmiş Milletler Barış Misyonu orada. Çıktınız mı bir Slovak diplomatla, çıktınız mı bir İngiliz diplomatla, çıktınız mı bir Kanadalı diplomatla yüz yüzesiniz. Neden diye sorabilirsiniz. Neden Akdeniz'de bu kadar çok uçak gemisi var diye sorabilirsiniz. Kaç uçak gemisi var Akdeniz'de? Dünyada 5 ülkede uçak gemisi var. 5'inin uçak gemisi de Kıbrıs Adası'nın etrafındadır. Bu bile tek başına sizin diplomasi çalışmanız için bir neden. Akdeniz çalışmanız için bir neden. Orta Doğu çalışmanız için bir neden. Diplomat adayı olmak için bir neden. Evet hocam, kitabı kime veriyoruz? Hanımefendiye bir tanesini verelim. Evet. Peki, tamam. Harika. Kurtardık. Buyurun hayatım. Tabii öğrenciler geldiğinde hocam, yurt olanakları olarak Kıbrıs Amerikan Üniversitesi bunu sağlıyor mu? Kalabilecekleri yurt imkanı var mı? Okulun kız ve erkek yurdu var. O konuda hiçbir sıkıntınız olmaz. Peki. Burs olanakları konusunda hocam, burslu yerleşme imkanı var mı? O teknik bir konu. Ona ilgili arkadaşımız cevap verir. Size vereceğim ayrıca. İlk tercihi yapmanız durumunda Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin istediğiniz bölümle alakalı ilk tercihinize yazmanız durumunda %50 burs veriyoruz öğrencilerimize. Onun dışında zaten standımıza davet ediyorum bütün aday öğrencilerini. Bu konu hakkında detaylı bilgi vermek üzere ben ve ekip arkadaşım orada sizleri bilgilendirmek üzere orada olacağız zaten. Detaylı bilgiler için alabiliriz standımıza sizleri ama burs olanaklarımız çok çok fazla. Bu sadece bizim sağladığımız bir avantaj olduğu için tek nokta olarak... Ben çok kısa bir soru sorayım bu arada. Tabii birinci tercih olarak örneğin Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler Fakültesini birinci tercihinize yaptınız. Yerleşirseniz %50 burs alıyorsunuz. Bu tamam. Evet. Bursun devam etme koşulu ile ilgili küçük bir detay verebilir misin? Yani burs hangi koşullarda kesilme ihtimali var, durumu var? Kıbrıs Amerika
Amerikan Üniversitesi'nde burs kesintisi diye bir şey yok. 7 yıl kesintisiz burs veriyoruz. Kesinlikle burs kesimi olmuyor. Bu zaten bizim www.auce.edu.tr sayfamızda, broşürlerimizin üzerinde de mevcut bu sayfamız. Oradan bütün bilgileri alabilirsiniz. Zaten yazıyor sayfamızda da 7 yıl kesintisiz burs verdiğimiz. Kesinlikle burs kaybı olmuyor. Olmayacak. Evet. Şimdi burada küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Burslar biliyorsunuz iki türlü burs var. Bir tanesi YÖK'ün onayladığı, YÖK'e onaylatılan, üniversite tarafından verilen burslar. Bir diğeri de vakfın kendi özel herhangi bir isim adı altında ayrıca verdiği başarı bursları var. Dolayısıyla bu burs YÖK tarafından onaylandı, öyle gözüküyor. Kazandığınızda burs herhangi bir koşulla kesilmiyor. Öğretim süreniz boyunca devam ediyor. Onu anlamış oluyoruz. Hocam, sebebi de zaten 7 yılda üniversitenizi bitiremediğiniz zaman direkt olarak üniversiteden yollanıyorsunuz. O yüzden biz hani okuyabileceğiniz bölüm kadarıyla, yani yıl kadarıyla 7 yıl boyunca o bursu kesmiyoruz. Evet, 7 yılda tabii bitirmeyin arkadaşlar. Girdiğiniz zaman üniversiteyi öğrenim süresi boyunca bitirin. Aileniz tabii sizi burada bekliyor olacak. 7 yılda da bitsin. Hocam, son olarak tercihler konusunda özellikle adayların tabii ki diplomat için siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler, bu bölümleri bitirmesi önemli bu mesleği yapmaları için. Şu an iyi mi sesin? Dostlar, ben bu işten inanılmaz keyif alıyorum. İnanılmaz. Öğrenciler benim için panzehir gibi. Kapım eczane veya doktor veya bankamatik gibi. 7-24. Around the clock diyor Amerikalılar. Vallahi açık. Vallahi açık. Ben öğrencim olmadı mı dayanamıyorum. Pikniğe bile öğrencilerimle gidiyorum. Yani benim hocam vardı. Allah uzun ömür versin. Aradan 30-40 yıl geçti. Bayramlarda falan arıyorum ben, işte bayramını kutlayayım hocamın ellerinden öpeyim diye. Ne var diyor böyle pat diye İzmir'de yazlıkta falan. Hocam vallahi bir şey yok, işte bayramınızı kutlamak için. Tamam diyor, çat kapatır. Hala bugün bile öyle. Yani öyle bir nesilden geldik ama o yanlışı veya hatayı ben kendi adıma yapmam. Yahu benim de çocuklarım var. Benim de çocuklarım var ve öğrendikçe öğretmeyi, öğretirken de bir şeyler paylaşmayı inanılmaz, inanılmaz seviyorum. İnanılmaz keyif alıyorum. Sadece ders saatinde değil, 50 dakika yetmiyor çünkü bana. Hadi bakalım, Letra Palas'a gidelim, hadi bakalım, Lokmacı Barikatı'na gidelim, hadi bakalım, Cumhurbaşkanlığı'na gidelim, hadi bakalım, şurada ders yapalım. İnanılmaz, inanılmaz. Çünkü orası bir atölye, bir atölye. Sadece Kıbrıs anlamında düşünmeyin. Sadece Kıbrıs anlamında düşünmeyin. Akdeniz anlamında düşündüğünüzde, Yakın Doğu, Orta Doğu anlamında düşündüğünüzde tam bir kilit. Ve inanın bilen yok. Bilen yok. Yani Kıbrıs'ı, Orta Doğu'yu bakmayın siz televizyonlarda, gazetelerde sabahlara kadar isminin altında böyle stratejist, uzman filan bir sürü bir şeyler yazıyor. Bilmezler. Benim hayatım orada geçti. Ben naçizane kendime öyle bir isim konduramam. Uzman falan. Orada geçti benim hayatım. İyi Yunanca bilirim, iyi Rumca bilirim. Naçizane İngilizce bilirim. Biraz Boşnakça çalıştım, biraz Fransızca çalıştım. Ama hala Kıbrıs'ta öğrendiğim şey var. Çünkü orası bir atölye. Ve bütün dünyanın merkezi. Daha 1904'te Alfred Thayer Mahan, Amerikalı stratejist, burası diyor, kilit. Burası. Burada bir sıkıntı olursa, onun dip dalgası önce komşu ülkeleri, sonra bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa'yı, sonra Avrasya ve bütün dünyayı sarsacak diyor. İşte yaşıyoruz. Dolayısıyla adayı 9232 kilometre karelik küçük bir alan diye küçümsemeyin. Bir, çalışma anlamında inanılmaz bir merkez sizin için. İki, çalışıp başarılı olmak isteyen öğrenci için muazzam altyapısı var. Üç, ben oradayım, bu işten keyif alıyorum. Gelin beraber olalım. Yakından görmüş olun hocamızı. Evet hocam, evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Sürçülisan ettikse affola dostlar. Size hocam.